Arkadaş yapar. Para. Nasılsın yaparım? Sağ olasın, seni sormalı. Ben de iyiyim. Ya öncelikle çok teşekkür ediyorum. Vaktini Rica ederim, ayırdın, rica ederim. kapını Ne demek? açtın, ilgilendin bizle. Rica ederim, ne demek? Ayağına sağlık. Sağ Sen ol. de Biz geldin. eski arkadaşız Kapalı Çarşı'dan. Evet. Senin klima işlerini yapardık. Evet, şimdi Güzel günler oldu. çekim yapıyorsun şimdi. Evet, uzun zamanda görememiştim seni. Bu vesileyle geldik. Kapını açtın. Çok teşekkür ederim Rica tekrar. ederim, rica ederim. İyi Benim oluyor, bazen seni takip ediyoruz. ellerinden Böyle gelmesin. eski şeyleri, malları, Sağ ol, şeyleri var senin ol. sayende. Hepsini Gözüne de sağlık. kaydediyorum yani. Eksik Hiç şey olma, yapma yani. var ol. Efendim, müsaaden olsa ilk sualimi sorayım. Buyur babam. Seni tanıyabilir miyiz? Gençliğinde, çocukluğunda nasıl bir kıyamet seni bekliyordu? Bu mesleğe nasıl girdin? Ve Vallahi ilk ustan kimdi? Buyur efendim. ben bu mesleğe işte ilkokul bitti. 10 yaşında mıydım? 11 yaşında. Geldik çoğacağına işte kuzenimizin sayesinde. Bir yer tavsiye ettiler. Sene kaçtı yapar? 76. 76'ydı. O zaman geldik işte ilk ustamda Zaveniçli Kaplan diye bir rahmetli oldu. Allah rahmet Yolunuzun eylesin. versin. Nur içinde yatsın. Amerika'da vefat etti. Çok iyi bir insandı. Onun yanında çalıştı. Sonra Nurhan Garipyan diye o Amerika'ya gidince onun Nurhan abinin yanına geçtik. Parnak abi vardı, Vartkez abi vardı. Onlar da O da iki parmak biz abi mi? tabii. O da rahmetli oldu. Nur O da içinde rahmetli yatsın. olsun, o da nur içinde yatsın. Onlarla da biraz ustamın ustası olduğu için oralara da gittik geldik. Vartkez abi de desen Zaven abiden onun ustasıydı. Onunla da biraz o tarafa gittik, bu tarafa geldik. Yani böyle aşağı yukarı 10-11 yaşından beri piyasadayız yani. Efendim, şimdi yıl 1976, Kapalı Çarşı'da nasıl bir hava var? Hayır, kuyumcular çok mu? Hayır, çıraklar çok mu? Ve hangi işe giriyorsun? Bir de ilk işe başladığın gün ne yaptın dükkanda? Anlatır mısın bize o günleri? Vallahi o kadarını hatırlamıyorum da ilk girdiğim günde herhalde Hatırlayabildiklerini tabii. haber bakıyorduk yani bir şeyimiz oluyordu yani. Çocuksun daha işte şey yapamıyorsun işte ustanı tanımıyorsun, kalfanı tanımıyorsun, kim nedir ne değildir Eski ki ustalarda eski disiplin usta ve sert. disiplinini tabii öyle oturma moturma yok yani ayakta duruyorsun bilmem ne yapıyorsun. Hadi cimcim günleri çabuk geçiyor hadi otur falan filan çay çorba ısmarlıyorlar ama ondan sonrası sıkıysa git bir çay al da gel. Şimdi ne iş yapıyorsun başladığında çırakla? Hangi mesleğe giriyorsun? Yani anlamadım sorunu. Mıhlayıcılığa mı He başlıyorsun? mıhlama. He, mıhlama. Mıhlamaydı işte. Ustayı seyrede seyrede. Evet. Kalfayı seyrede seyrede. Onlar işte ne yapıyorsa biz de aynısını yapmaya baktık. Çırakken dükkanda ne yapıyorsun iş olarak? Neler İşte yapıyordun? yüzükleri, küpeleri rokeleye alıyorsun. Ne bileyim işte su taşı, temizlik yap, camları sil. İşte usta çay ister, kalfa çay ister, öbürü ekmek ister, öbürü su ister. Git elmas büfeye, gel elmas büfeden. Git Hamdi Baba'dan sandviç al, tost al. Hamdi Baba kalmadı Yani herhalde. Hamdi Baba ileride varmış ama eski Hamdi Baba'yı tabii ki şey olmaz. Ya da Tuşba'ya git sandviç al. Hamdi Baba'ya git tost al. Öbürüne git köfte al. Şey al. Böyle geçti günlerimiz işte. Buradaki kendi dükkanını ne zaman açtın? Kendi iş yerine. Kendi dükkanımı askere gittikten sonra yani 83'te askere gittim işte. 85'te askerden geldim aşağı yukarı. 86, 87 gibi de kendi dükkanımı açtım. Sermet Han'daydım. Sonra işte Sermet Han satılınca buraya geldik 1999'da. Mıhlayıcılık ne demek? Bize bir anlatabilir misin? Ne Ya demek mıhlayıcılık? mıhlayıcılık taşları çıplak olarak gelip de montörün üstüne yapıp güzelleştirmek, ne bileyim Yerleştirmek. sıkıştırmak, yerleştirmek, daha sağlam olup düşmemesini sağlamak Hangi madenlerde göze. yapıyorsun usta? Daha çok 14-18. Yeri geliyor elmaslara 8 ayar falan oluyor. Altın üzerine Altın çalışıyorsun. üzerine çalışıyoruz, evet. Ama gümüşe de yapabilirsin, değil Ya mi? gümeşi de yaptık tabii. Gümüşe atom da koyduk, ne bileyim pırlanta da koyduk. Her türlü Yani mıhlama her türlü yapıyorsun. mumlama yapıyorsun. Çünkü gelen senin gibi sağ olsun arkadaşın abi şuna bir taş koy dediği zaman yok diyemiyorsun zaten. Çarşının bir havası Ha, var, değil mi? çarşının bir havası Ambiyans. var, bir ambiyansı var. Ona göre böyle geçip gidip gidiyoruz, geliyoruz işte. Yaparım şimdi senin bu önünde bir alet görüyorum. Onu sonra soracağım da senin çocukluğundaki aletler teknolojiyle
bugünkü teknoloji alet arasında ne gibi farklar var? Neler Vallahi değişti? benim çocukluğumda usta bize şu motoru vermezdi. Bunu kullandırtmazdı bize. Borala dediğimiz şey vardı. Elle açardık böyle döndüre 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 döndüre. Onunla başladım ben. Bak bu burada duruyordu. Bunu vermezdi. Bu kolay derdi. Yani ben tam şeyini öğrenmişimdir İyi yani. ki de öyle yapmış ama değil Yani mi? İyi ki tabii. de o çok O güzel zaman olsun. zamanlar kızıyorduk ustaya ama gün geçtikçe onun değerini, kıymetini biliyorsun. Ondan sonra işte motoru yavaş yavaş. Tabii bu yoktu. Çıplak gözle gün ışığıyla ışık bile yoktu. Gün ışığı aldığın zaman onunla yapıyorduk. Sonradan lambalar, mambalar şey oldu da karanlığa Aletler, gitti. teknolojiler şey Sonra oldu. aletler, teknolojiler, işte ne bileyim motorlar, Onları biraz sonra şu, takımları, onları tanıtacağım usta şu sana. şunlar daha sonradan Onu bu tanıtacağım zaten. Takımları, elemanları yani. soracağım. Yapay şey diyeceğim. Bu son dönemde hay çıraklarımız yetişiyor mu? Hay çocuklar çarşıya geliyor mu? Ne Yok, yok, durumda? yok. Hiç yok gibi. Hiç yok gibi. Neden Yani ben gelmiyorlar yapay? Neden? ya şimdi çocuk 4 artı 4, 4 artı 4 zaten oluyor. Ben 10 yaşında gelmişim, ilkokulu bitirmişim gelmişim. Çocuk şimdi bir ortaokul okuyor, bir lise okuyor. Bir üniversiteye gitti mi ya gelecek yazdan yaza gelecek. Ya o da zaten yaptığını unutacak. Yani bir yazla olmaz bu iş yani. 2 yaz, 3 yaz, 5 yaz gelmesi lazım ki bir şeyler öğrensin, kapsın. Artık teknoloji de zaten Yani şu şeyi yaşaması lazım dönemleri. Çıraklık dönemi, kapalık yani dönemi ve artık ustalık olması bizim lazım gibi değil çıraklık dönemi de kalmamış onlarda. Onlar şimdikiler daha az şansı burada geliyor, oturuyor işte. Oturur burada. Ya iş seyrederse seyreder. Kapasitesi varsa alır. Kapasitesi yoksa gider gelir işte. Yani öğrenme heveslisi olması lazım. Ama işte onu yapacak şeyi olmayacak çocuğun. Vakti zamanı olmayacak. mi? Senin yanında en son hay çırak ne zaman geldi veya geldi mi? Vallahi benim ya yanımda olan çırak en son onu bile hatırlamıyorum. Yani Kardeşin askere var, gitti. o Kardeşim var, ben varım. İki tane çocuk vardı işte. Onlar askere gitti. Ondan sonra biz adam almadık. zaten şartlar da kazançlar da İşte şey olmuyor. yani işler de tam onun gibi şey olmadı. Ben bir de onu soracaktım. Şimdi senin çocukluğunun gençliğin dönemindeki çarşıdaki yaptığınız emeğin karşılığını almakla bugünkü almak bugün alabiliyor musunuz? Yani emeğinizi, el Daha emeğinizi onu yok. sorayım. Dağlar kadar fark var. O zaman yani o zamanki iş şimdi olsaydı şimdi trilyoner olurdun. O zaman çünkü Ramada 150 paramazlar değil mi o ya zaman? yok 150 tane yüzük gelirdi. 150 çift küpe gelirdi. Ne bileyim pandan kolyeler gelirdi. Sabahlardınız. Yüzlerce yani böyle 10 tane, 5 tane, 2 tane, 1 tane değil. 100 ile 150 ile 200 ile 250 ile telaffuz edilirdi. Bir de adam yalvararak iş Yani yaptırırdı değil mi? bir Kıymacı ay bekliyordu. beklerdi tabii. Ha usta ne zaman geleyim? Bir ay sonra gel, 2 ay sonra gel. Öyle alırdı çünkü. Bir de böyle Ramadan'ı sorma falan öyle hiçbir şey yok. Yok Ramadan'ı sorma yok alırdı. yok. Anında kafasına yerdir o kelaya giderdi yani. Başka bir şey olmazdı yani. Bugün tozu soruyor değil mi Sigara oradaki dolar ölçülü karıştırmayın. biçiyor. Yani. O gözleri olsa onu da alırlar. Gerçekten bu mıhlayıcılık özellikle bizim haylar için bir 30-40 sene sonra bu meslek ne durumda olur? Sen tecrübeli bir ekibiniz olarak ne Vallahi olacak bu işin sonu? şimdi biz artık biz geldik biz gidiyoruz. Yarın bir gün işte genç çocuklardan mıhlayıcı olanlar biraz daha şey olur. Ondan sonra işte yani arkadan yetişen dacıklar da var yani. Mıhlama yapan dacıklar da var. Ben bizim ayları soruyorum. Bizim Siz aylardan yetiştirdiğiniz zaten bir kuşak var. Ondan sonrası yok değil mi ondan yapay? sonrası işte bizden daha genç çocuklar vardır işte. Onlar sürdürür biraz. Ondan sonra da bilmiyorum yani ne kadar gider ne kadar sürer. Ben şöyle biliyorsun reportajlar yapıyorum. Dükkanlara girip çıkıyorum. Araştırıyorum. Gördüğüm en genç çıraklar 30-35 yaşında. Yani sizin Yok yetiştirdiğiniz bir işte kuşak var. Ondan sonra yetişmiyor. mesela Ondan sonra gelmiyorlar. bir daha da gelmez gibime geliyor. Şimdiki kuşak daha çok bilgisayar üzerinden Bilgisayar, alakalı. çizimdi, bilmem neydi falan. Belki bizden sonraki kuşak şey olur. Böyle çizimci, mizimci, cartcurda o tarz şeyleri biraz daha şey yaparlar yani. Belki bir gün bir caz gelecek, buradan koyacak, hepsi montajlanmış olarak ciraya kadar bilgisayar gibi Ya çıkacak. o kadar Olmaz mı? olmaz da yani gene bir eleme şey olur çünkü onu denediler yapamadılar çünkü. Ha, denediler. Tabii atom gibi şeye koydular. Onu pırlantada yapamadılar da
Her gün gelir bir teknoloji de çıkar, onu da yaparlar yani, belli bir şey Zaten değil yani. aynı ustaların işçiliği dünyanın her yerinde tartışılmaz. Ya Yani o öyle şey. öyleydi, öyleydi. Şimdi o işçilikler kalmadı artık. Yok, sizin döneminizin Tabii tabii ustaları. bizim dönemimizin ustası adam eliyle yapardı. Yüzüğü ne bileyim ajurunu açardı, bilmem nesini açardı. Mollama kalibresiydi bilmem ne. Şimdi kalibre kaç kişi yapıyor? Belki de yapmıyor yani. Ya o zamanın işçiliğiyle şimdikinin işçiliği pek sanmıyorum yani. Şimdi bizim aynı çocuklarımızdan biri bizim videoyu seyredip de beğenip de Bember Şahban'ın yanına gidip bana bu işi öğretir dese yardımcı olur musun? Ya oğlum şey olup da üstüne para verirse olur yani. E şimdi Yapıyorum. daha çocuğa ne para vereceğim Çok ben? güzel. Yani şimdi çocuklara ne para vereceksin abi? Yok, çocuk dedi ki bizim gibi hani Yok ben yok tamam abi, senin demek istediğini anladım ben. ben işe başladığımda patron dedim ki ben para istemiyorum, bana işi öğret mesleği. İşte o zaman iş vardı. Şimdi ben benim Benim yanımda çocuk para istemiyor. Mesleği öğrenmek bir istiyor. çocuk Onu vardı. Abi dedi ben dedi sizden fazla para alıyorum dedi. Ben dedi bırakacağım bu işi dedi. Yani bak çocuğun dedi demesine bak. Yani iş gelirse ben ona para verebilirim. Yani işin çok olması lazım ki ben ona para vereyim. Yani tek sıkıntımız işin az olması. zaten bizim kuşağımızda şimdi kuşak şimdi biz işe girerken kesinlikle para mara haftalık aylık hiçbir şey Yok konuşmazdık. yok Biz konuşamazdık tek zaten. şeyimiz işi öğrenmek. Tabii. Zaten o bize bir gün para Yani getirecek. Zaten askerden sonra hepimiz dükkan açtık. Mesela ben takımın yanında tabii. çalışan bütün işçilerimiz dükkan açmıştır. Evet. Dükkan açmayan yoktur. Tabii. Orada işi öğrenelim mesleği. Bir meslek, şimdi kursa gitsen para verdi. Orada bedava işi Tabii tabii öğrenirdin. tabii orada Biz bedava işler. onu öğrenirdik Yani biz. Ama şimdiki maalesef işe girecek bir genç hemen kaç para vereceksin, ne var, ne ya sen bir gir bir şeyler ver ha, arkadaşım. yol var mı, Rica yemek var mı? tamam o hakkı da tamam da önce sen bir şeyler ver. Usta seni bir görsün ondan sonra konuş. Yine Ama konuş işte biz artık. şimdi Şimdi ilk işi daha kendini göstermeden tabii para ne vereceğim? o da yanlış. Şimdi biz işe girdiğimiz zaman ustanın verdiği parayı sayamazdık. Usta haftalıkları verdi. Sağ ol, teşekkür ederiz dedi. Mersi derdik. Cebimize Kesinlikle. koyardık. Kesinlikle sayma yok. Yani çok ayıp bir şeydi Açamazdık yani. inanın. Açıp da bakamazdı. Yemek, yol parası. Bunları biz kendimiz karşılardık. Şimdiki gibi adamın usta bana ne yemek yok, Evden yol getirdik yok. sefer tasıyla. Evden getirdik tabii. Pişirdik sıcak Yani sıcak. şimdi de getir. Niye buradan 150 lira ben sana ne yemek ısmarlayacağım? Ne doyarsın? Bir de ne yediğini bilmiyorsun. Ne yediğini 150 liraya bilmiyorsun yani. doyamazsın zaten. 150 lira hadi ona Ayağı vur. verdim. 150 lira da ben kendime yemek yedim. Ayağı Hadi vur. bir de biradere ısmarla 450-500 kiyat. Ayağı Aya vur. vur. Kaç 15 para bin yapıyor? lira. Ne yapacağım ben sana kaç Dükkan para vereceğim? parası. Yani Ya onda bitmiyor ki. Vergisi, vergisi suyu, var, suyu var, malzemesi, bilmem elektrik, nesi var. stopaj. Yani Ne bileyim o su bu su yani bir su şey olmuş işte zaten 100 lira, 110 lira. tabii bir çay olmuş Bir çay olmuş 10 10 lira. lira ufacık bir şey 15 lira. Bir bir kahve kahve olmuş. 30 lira Yani 3 tane adam 5 tane adam yese yani. Yani. sigortası var stopajı Yani var kalibresi var yani. üstelik gerçekten şartlar çok zor Şartlar zor zor. Onun için yanımıza adam alamıyoruz yani. evet üstelik benim son ayıkta senin söylemek istediğin bir şey varsa buyur lütfen. Yok benim aklıma öyle şeyler gelmez yani. Birisi bir şey sorarsa söylerim yani. Evet. Yoksa Mevsim şöyle yapacak şeyler. yapalım. Bir çay içelim, bir soluklanalım. Tamam. Ondan sonra yakın çekeyim. Tezgahta sen Tamam. ne yapıyorsun? Uygulamalı. Aletleri tanıyalım. Olur mu? Tamam Eyvallah, olur. sağ ol. Sağ Teşekkürler. olasın.